Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle papatya modeli bilekliğimizi çalışmak istiyorum. Bakın bu şekilde gayet güzel, şıkır şıkır bir bileklik. Şöyle bakın. Ben manyetik kapama kullandım bu modelde. Siz istediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Gayet güzel bir model. Ben zevkle çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Şimdi benimle yapacak olan arkadaşlar için malzemelerimizi tanıyalım. İncimizi açık renk kullandım. Şimdi yapacağımda da inciyi koyu renk kullanacağım. Tabii o size kalmış, tamamen sizin zevkinize. İsterseniz bu şekilde de dizayn yapabilirsiniz. 4 milimetrelik inci, 4 milimetrelik yuvarlak kristal. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi kombinini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve 11'e 0 kum boncuklarımız var. Kum boncuklarımızla uyumlu çıt çıt kapamamız ve 2 tane de halkamız var. Tabii iğne, iplik, makas, bunlar standart lazım olan şeyler. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum ve başlıyorum. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Şu şekilde 6 adet kum boncuk takıyoruz arkadaşlar. Ve aşağı indirip bir düğüm atıyoruz. Evet. Düğümümüzü attıktan sonra şöyle düğümden sonra birkaç boncuk ilerliyorum. Zaten birkaç defa dolanacağımız için içerisinde turlamaya gerek yok. Şimdi inci, kum, kristal, kum, inci takıyoruz. En son çıktığımız kum boncuktan ve yanından bir tane ilerliyoruz. Bak bu şekilde. Gördüğünüz gibi kristalimiz burada kaldı. İnciler bir arada. İnci, kum, kristal, kum takıyoruz. Ve sadece inciden ve en son çıktığımız kum boncuktan ve bir ilerliyoruz. Bak. Bu ortadaki incilerimiz 6 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yine inci, en son geçtiğimiz kum boncuk ve bir kum boncuk ilerliyoruz. Şöyle. Şunu da keselim. Elimize engel olmasın. Tekrar inci, kum ve bir kum ilerliyoruz. Bakın 5 tane incimiz oldu. Şimdi 6. inciyi yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Yine inci, kum, kristal, kum. En son incimizden en son geçtiğimiz kum boncuk ve bir kum boncuk ilerleyeceğiz. Şöyle. Altı tane incimiz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki incimizden yukarı çıkıyoruz. Boş bir şekilde. Her birinin tepesinde birer tane kristal var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da tepesine bir tane
kristal yerleştiriyoruz. Kum, kristal, kum. Ve bakın buradaki ince kum boncuk geçiyoruz. Ve buradaki inciden geri geçiyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi bakın. Şimdi hemen soldaki boncuğumuzdan, kum boncuğumuzdan sadece geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi 1-2 adet kum boncuğumuz var. Ve 4 tane kum boncuk ilave edip 6'ya tamamlıyoruz buradaki boncuğumuzu. Burası kapama yerimiz olacak arkadaşlar. Aynı kum boncuklarımızdan geri geçiyoruz. Bir yuvarlak oluşturacağız burada. Bir kere daha dolanacağız içerisinde ve sağlamlaştıracağız. Siz istiyorsanız 2-3 kere de dolanabilirsiniz. Aynı boncuklarımızdan tekrar geçiyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi başladığımız yere geri geldik. Şimdi şöyle çeviriyoruz ve bunun burası kapama yerimiz arkadaşlar. Bunun tam karşısına geçeceğiz ki bilekliğimize devam edebilirim. Onun için önümüze gelen boncuklardan ipimizin ve boncuğumuzun yönüne göre ilerliyoruz. Ve tam dediğim gibi karşısından çıkacağız. Şöyle. Bakın. Şöyle tam karşısına geliyoruz buradan sonra. Şuradan ve kum boncuktan da çıkıyoruz. Tam karşısı gördüğünüz gibi. Şimdi burayı da 6 boncuğa tamamlayacağız. Aynen diğer tarafta olduğu gibi. 2 boncuğumuz olduğu için 4 boncuk daha alıyoruz. Ve şu şekilde 2 boncuğumuzdan daha geçerek burayı yuvarlıyoruz. Bakın, şimdi çeviriyorum. 2 boncuk ilerliyorum arkadaşlar. 2 boncuk sadece birleştirdikten sonra 2 boncuk ilerliyor. Şimdi 1 inci, 1 kum, 1 inci, 1 kum, 1 kristal. Takıyorum. Burada kum boncuk olduğu için bundan sonra kum boncuk takmadım. Ve en son çıkmış olduğum kum boncuktan tekrar geçiyorum bakın. Tek olarak geçiyorum. Şöyle. Şimdi çeviriyorum. 2 incinin ortasındaki kum boncuğa kadar geliyorum. Buradaki bir tane kum boncuğumuzun yanına 5 kum boncuk daha alacağız. Ve burayı da 6'ya tamamlayacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Şimdi bir kum boncuk ilerliyorum. Yine burayı 6 inciye tamamlayacağım. Onun için bir inci, bir kum, bir kristal, bir kum takıyorum. Ve en son solumdaki inciden en son çıktı kum boncuktan ve bir boncuk ilerliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 6 inci olana kadar bu şekilde yine devam edeceğim. Bir boncuk, bir kum, bir kristal, bir kum. İnciden en son geçtiğim kum boncuktan
ve bir kum boncuk ilerliyor. Şu göstereyim. Şimdi arkadaşlar altıncıya geldiğimiz zaman ben şunu bir geri atayım da rahat görün hangilerine batıyorum. Şimdi en son inci, iki tane kum boncuk ve bu inciden de geçiyorum. Ve buradaki bir kum boncuğu da alıyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 boncuktan ilerlemiş oluyorum. Şimdi burada incimiz var ve bir tane kum boncuğumuz olduğu için bir kristal, bir inci takıyorum ve aynı boncuklardan tekrar geçiyorum. Bakın bu şekilde inci, kum, inci ve bir kum geçiyoruz ve burası da birleşmiş oluyor doğal olarak. Şimdi ortadaki kum boncuktan geçiyorum ve buradaki kristalden geçiyorum. Ortadaki kum ve kristal. Çıkıyorum. Şimdi bir kum, bir kristal, bir kum takıyorum. Hemen solundaki kum boncuktan, solundaki kristalden ve kum boncuktan ilerliyorum. Burada farklı bir şekil oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki kum, 6 tane kumumuz var bakın burada. Buradan ilerliyoruz. Tam karşısına geçmek için şöyle. Evet. Şimdi de bu kristalden gördüğünüz gibi buraya da aynı şekilde bir kum, bir kristal, bir kum takacağız. Ve bu şeklin aynısını buraya da oluşturacağız. Diğer tarafta da buradaki şekli oluşturabilmek için bir kum, bir kristal, bir kum boncuk alıyoruz. Ve aynı şekilde buradan kristalden ve kum boncuktan geçiyoruz. Şöyle. İp biraz dolandı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi kristalimizden de tekrar geçelim. Bakın. Şimdi tekrar bakın burası kapama yerimizdi. Yine buraya kadar ilerleyeceğiz. Boncuklarımızdan geçe. Ve yine altıya tamamlayacağız. Yine aynı şekilde tekrarlayarak bileklik boyumuzca çalışacağız arkadaşlar. Şöyle. Bilen arkadaşlar için tabii ki de kolay gelecektir ama yeni başlayan arkadaşların da yapabileceğine inanıyorum. Şöyle bakın çıktık. Şimdi buraya 4 boncuk alıyoruz. Tamamlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bileğimiz boyunca. Ben biraz çalışayım. Son kısmında kapama yeri için görüşelim. Sonuncu modelimize geldik. Bakın yine burayı 6'ya tamamlayarak devam ediyoruz. 2 tane burada var. 4 tane de ben alıyorum. Ve buradaki 2 boncuğumdan geçeriz. Burayı yuvarlıyorum. İki boncuk ilerliyorum.
Şimdi bir inci, bir kum, bir inci, bir kum, bir kristal. Takıyorum. Burada kum boncuktan geçeceğimiz için kristalden sonra kum takmıyoruz. En son çıktığımız kum boncuktan geçerek bir yuvarlak oluşturuyoruz. Bakın, şimdi çeviriyoruz. İki incimizin ortasındaki kum boncuğa kadar ilerliyoruz. Şu şekilde. Şimdi buradaki kum boncuğumuzu altıya tamamlıyoruz. Burada bir tane var. Beş tane daha aldık. Ve kum boncuğumuza tersten girerek burayı da yuvarlıyoruz. Şöyle çevirelim. Bir kum boncuk ilerliyoruz. Bir inci, bir kum, bir kristal, bir kum. Takıyoruz. En son geçtiğimiz inciden, en son geçtiğimiz kum boncuktan ve bir kum boncuk ilerliyoruz. Yine burayı incimizi altıya tamamlayana kadar devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Son incimizi de yerleştiriyoruz. Şimdi yine soldaki inciden, buradaki kum boncuktan ve kum incinin üstündeki bir tane de kumdan ilerliyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Şunu da çekeyim. Evet. İnci, kum, kum, İnci, kum şeklinde birleştirmiş oluyoruz. Şimdi bakın, hepsinin tepesinde kristal var, burada eksik. Şimdi burayı tamamlamak için, burada kum boncuktan çıktığımız için kum boncuk takmıyoruz. Kristalden önce bir kristal, bir kum takıyoruz. Bakın, İnci, kum geçiyoruz. Gördüğünüz gibi tamamlandı. İncimizden yukarı çıkıyoruz. Ve iki kumdan ilerliyoruz. Şimdi burada şöyle çevirelim. Daha rahat görelim. Şimdi buradaki kristalimizden yukarı çıkıyoruz. Sadece kristalimizden yukarı çıkıyoruz. Şimdi buradaki kristallerimizi üçleyeceğiz. Onun için bir kum, bir kristal, bir kum takıyoruz ve kristalden, kumdan ve kristalden aynı boncuklardan geri geçiyorum. Şöyle, bakın burası üçlendi. Daha sonra şöyle hem sıkılanmış olsun bir kere daha geçelim ve tam buranın karşısına geleceğiz. O yüzden aynı boncuklarımızla ilerliyoruz. Evet. Kristalimizden çıkıyoruz. Bir kum, bir kristal, bir kum takıyoruz. Kristal, kum, kristal. Aynı boncuk. Yine geçiyoruz. Bakın burayı da tamamladık gördüğünüz gibi. Ve şu an buraya kadar ilerleyeceğiz. Ve buraya 6 kum boncuk takacağız. Ve kapama yerimizi yapacağız. Böylece bilekliğimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi önümüze gelen boncuklardan ilerleyelim. Şu şekilde kapama yeri yapacağımız yere kadar. Evet. Geldik. Şimdi gördüğünüz gibi bakın tam karşısına solundan çıkıyorum ve buraya yine altıya tamamlıyorum.
4 tane kum boncuk daha takıyorum. 2 tane de bunu kullanıyorum. Şöyle bir yuvarlak oluşturduk. Şimdi burada 1-2 defa dolanacağım ve koparacağım. Bilekliğimiz bitti arkadaşlar. Kapama yerimizi takacağız. Böylece tamamlandı. Gördüğünüz gibi gayet basit bir model. Biraz karışık gibi duruyor ama insan yapmaya başlayınca hiç de öyle karışık gelmiyor. İstediğiniz şekilde kombinini yapabilirsiniz. Hangi boncukları istiyorsanız renk olarak. İster incileri değiştirin ortadaki, ister kristalleri değiştirin. O tamamen size kalmış. Herhangi bir yerde koparacağım ben ipi. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bilekliğimiz hazır. Ve şimdi kapama yerlerimizi takalım. Evet. Bakın. Gayet hoş bir biletlik oldu. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Bir bilekliğimiz olmuş oldu. Bakın. Şöyle. Bakın bu da diğer incisi beyaz olan, daha doğrusu krem rengi olan. İkisi de ayrı güzel. Hangisini isterseniz o şekilde dizaynını yapabilirsiniz. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kal. Yanlış düşen kapı.